Gaziantep merkezdeydim. Depremi yaşadınız orada öyle mi? Depremin en korkunç anını yaşadık. Bizim binamızda hasar var. Zaten kullanamıyorsunuz herhalde. Zaten Gaziantep'in her yerinde hasar var. Dün 4.5 yine olmuş. Evet. İnsanlar zaten giremiyor içeriye. Hasar tespit çalışmaları yapıyor devlet bir taraftan ama elhamdülillah çok şükür her yere yetişmeye çalışıyorlar. İlk gün ben toptancıyım, bir daha toptancısı. İlk gün biliyorsunuz yollar yoktu. Yollar yıkılmıştı. Yollar, havalimanları, bütün yollar yıkılmıştı. İnsanlar panikledi. Ben gıda toptancısıydım. İş yerimizi açtık. Bütün her şeyimizi dağıttık. Allah razı olsun. Ondan sonra yardım yapan bütün lokantalara gıda ulaştırdık. Kalacak yer hepimiz için sorundu. Soğuk hepimizde vardı ya. Benim de ailem soğukta. Herkes soğuktaydı. Ama çok şükür insanlar artık kenetlendi. Herkes çok güzel şeyler oluyor. Yani buraya gelince insan, orada ailemizi bıraktık. Çok üzülmüyoruz. Ama buraya geldik, yeni ailelerimiz oldu. İnsanlar, şimdi ben diyorum ki ben depremi yaşayan bir vatandaş olarak Allah buraya da göstermesin. Yani ben imkanlarımı tekrar deprem yaşayan bir yıl olsa bütün imkanlarımı kullanırım. Gaziantep'te ne kadar sabredebilirsem ederim yani. Çünkü deprem bize bunu öğretti. Buradaki insanlar daha önce depremi yaşamış galiba. Evet, doğru. Buradaki insanların yaşadığı zaten belli. Güler yüzünden belli. Çok teşekkür ediyorum ellerimize. Biz teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun. Başından itibaren gerçekten Bolu seferber oldu. Yani vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı. Çünkü bunu daha önce defalarca yaşayan bir ilden bahsediyoruz. Burada bütün hayırseverler, bütün iş adamları, vatandaşlar, 7'den 70'e herkes seferber oldu. Gerçekten ciddi anlamda bölgeye yardım biz gönderiyoruz. Yardımlarımız devam ediyor inşallah. Sayın Bakanımız da akşam açıkladı. Yani bu büyük bir olay, büyük bir afet. Zaman alacak. Bu insanların en az bir yıl bizim her türlü ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. İlk etapta tabii oraya vatandaşlarımızın duyarlılığından dolayı çok fazla sayıda tır, araç, yardım malzemesi indi. Ama bu demek değildir ki işte orada ihtiyaç yok. Orada AFAD'ın depoları var. Burada aynı şekilde bizim depolarımız var. Vatandaşlarımız yardım yapmaya devam etsinler. Bu insanlar sadece 1-2 günlük değil. Bu evi yıkılmış, bayağı bir zorlu süreçle karşı karşıya her türlü ihtiyaçları var.